Damat Ferit hükümetinin her türlü düşmanla ortaklaşarak Kuvayi Milliye'yi silahla yok etme planı mağlubiyete uğramıştır. Bugün Filipos'la el ele tertip ettiği bu zavallı merasim, işgal ettiği makamdaki günlerinin sayılı olduğu hakikatini örtbas etme çabasıdır. Tüm Türk halkı bilmelidir ki asıl vatan hainleri kutsal mücadelemizde haince bir saptırmayla gayrimeşru ilan eden Damat Ferit ve İstanbul hükümetidir. Bizler vatan haini değil, milletin yüksek vicdanından kuvvet alarak canı pahasına istiklal ve hürriyet için mücadele eden neferleriz. Zira istiklal uğruna ölmesini bilenlerin hakkıdır. İmza Mustafa Kemal. Bu ne rezalet kumandan? Emniyetiyle, asayişiyle övündüğünüz İzmir bu mu? Sahne soytarısına döndürdüler bizi. Alay ettiler. Ufak bir ihmal büyük bir felakete sebebiyet verdi paşam. Bu kumandan Filipos'tan çok benim mesuliyetimdir. Affınıza sığınıyorum. Olan oldu. Lafı uzatmayalım. Ziyanı ne sizin ne de kumandanın hanesine yazılır. Törenlerde başrolde ben vardım. Şimdi herkes benim nasıl rezil olduğumu konuşacak. Gel. Generalim, Ferit Bey'e telgraf geldi. Sultan Vahdettin'den. İlet. Hasan. Padişah Hazretleri istifamı talep ediyor. Yeni hükümeti kurma görevini Tevfik Paşa'ya tevdi edeceklermiş. Damat Ferit'in suratı patlıcan moruna döndü. İzmir'e geldiğine geleceğine pişman oldu. Ha benim el avuca sığmazım. Hiç korkmazsın değil mi? Korkmaz olur muyum babaanne? Korkarım elbet. Asıl cesaret korkmana rağmen bir şeyler yapabilmekte. Mustafa Kemal mi yazmış Saydan bunları? Bizzat kendisi. Buyurun. Ben General Cevdet'in yaveri Spiro. Siz Yıldız Hanım, Hilal Hanım. Hilal. Babanız yetimhane için bir şeyler yolladı. Yardım ederseniz arabadan indirelim. Tabii tabii hemen. Babaanne sen kal, biz erzakları alıp geliyoruz. Thank you.
Nasıl oldu Seher? Yakıştı beyim. Keşke kalpak sana yakışmadı diyebilseydim. Ama kalpaklıların arasına girmek sana yakışmadı bilesin. Seher. Gel. Subaylar geldi beyim. Ne suratını niye asarsın pehlivan? Yanık Efe verdiğin işi bitirememiş besbelli. Damat Ferit sağ salim çıkıp gitmiş İzmir'den. Ferit'e uğurlar olsun. Biz şu misafirlerimizi bir ağırlayalım bakalım. Dağıstanlı geliyor. Binbaşı Nihat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekili İsmet Bey'in selamını getirdim. Aleykümselam. Yunan ordusuna ve isyanlara karşı zaferiniz Ankara'nın takdirini topladı malumunuz. Mustafa Kemal Paşa sizi de düzenli ordu safında görmekten ötürü bahtiyardır. Memleketin kurtuluşu için milli kuvvetlerin tek bir çatı altında toplanması lüzumuna olan inancı tamdır. Üniformanız üstünüzde değil. Rütbenizi üniformanıza takmak münasip olurdu. Ne sizin üniformanızda, ne rütbenizde, ne de methettiğiniz o düzenli orduda gözüm yok. Ben Dağıstanlıyım. Benim bu dağlardaki namım halkın bana taktığı en büyük rütbedir. Bir daha sakın bana öyle telgraf çekip onu yap bunu yapma diye emir vermeyin. İlla tek bir ordu lazımsa, illa birileri birilerinin safına katılacaksa, siz benim safıma katılın. Kardeşlerim, benim sizinle hiçbir derdim hesabım yoktur. Gelin sizler de Dağıstanlı'nın yiğitlerinin arasına katılın. Bizim atlarımız kazana, eğerlerimiz gümüş kaplıdır. Erzağımız da bereketlidir. Maaşınız da Ankara'nın verdiğinin misli. Gelin Yunan'ı beraber defedelim. Nutkunuz bitti mi? Bitti. Asker! Geriye! Dön! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.